Ligin düğün maçından önce kameralarımızın tespit ettiği bazı görüntülerle baş başa bırakıyoruz sizleri. Ali Samiyen Stadı'nın tribünleri tıklım tıklım dolu. Ve takımlar sahaya çıkıyor. Önce Beşiktaş. Ardından Galatasaray. Artık heyecan son haddinde. Tribündeki heyecan sahaya da yansıyor. Bu maçla ilgili olarak son neler söyleyeceksin? Vallahi son olarak kaybeden çok üzülecek. Kuşkusuz kaybeden üzülecek. İnşallah biz kazanmak istiyoruz. Vallahi artık söyleyecek zaten hiçbir şey kalmadı. Bütün hafta yazıldı, çizildi. Güçlü olan kazanacak. Fazla söylenmeye gereken bir şey yok. Şu anda çok iyi bir seyirci kitlesi var. Saha çok güzel. Biz buraya kazanmaya geldik. Sanıyorum maçtan sonra her şey belli olacak. Bu maçta eğer hangi takım galip gelirse şampiyonluğu %90 garantiler. Biz de son haftalarda çok iyiyiz. İnşallah bugün de öyle olur. Ne diyorsun önemli maç öncesi? Söylenecek bir şey yok. Her iki takım da maçı alması lazım. Biz iyi hazırlandık. İnşallah biz kazanırız maçı. Vallahi söylenecek bir şey yok. Maç başlayacak göreceğiz hepimiz ne olacağını. İyi hissediyor musun ki? İyiyiz çok. İşte saha işte 90'lar. Her şey şampiyonluğu verilecek maç. Her zamanki gibi tabii biraz stres var. Önemli bir maç çünkü. Ama iki taraf da stresli. Buradan iki takım da dost çağırsın diyorum ben. Tabii buradan 3 puan almak istiyoruz, şampiyon olmak istiyoruz. Beşiktaş'a 4. lig şampiyonluğu vermek istemiyoruz. Ve futbolcuların son sözlerini söyleyecekleri 90 dakikaya başlanacak. Karşılaşmayı Ahmet Çakar yönetiyor. Her iki takımın kaptanları da top ve kale seçimini yapıyor. Karşılaşmaya Beşiktaş başladı. Kadir, Madida Stumpf mücadelesi. Galatasaray yakını Hakan. Hakan'ın pasını hareketlenen futbolcu Hamza. Recep'ten sıyrılıyor. Beşiktaş ceza alanına giriyor. Tugay'ın vuruşu Rıza'dan dönüyor top. Stumpf. Tugay. Tugay'ın ara pasını hareketlenen futbolcu Gütşov. Gökhan'a rağmen yapıyor ortasını ve karşılaşmanın 6. dakikasında Hakan'la Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Gütşov'un ortası. Kale sahası uzak köşesinde topla buluşan Hakan karşılaşmanın 6. dakikasında 1-0 öne geçiriyor Galatasaray'ı. Tribünlerde gol sevinci. Ve gol kale arkası kamerasından bir kez daha görüntüye geliyor. Golden sonra Beşiktaş atakları. Beyaz, Küçük Ali. Küçük Ali'nin vuruşu oldukça yavaş, Hayrettin. Bir Beşiktaş akını da. Uğur'un Sergen'e yaptığı hareket faul, serbest vuruş kullanıyor. Sergen'in vuruşu Hayrettin. Madida, Kaptan Rıza. Rıza'nın pası. Hareketlenen futbolcu Madida, Hayrettin'in yaptığı hareket faul ve karşılaşmanın hakemi Ahmet Çakar penaltı noktasını gösteriyor. İşte penaltının oluşumu kale arkası kamerasından bir kez daha ekrana geliyor. Karşılaşmada 20. dakika Feyyaz'ın penaltı vuruşu ve gol. Beşiktaş 1, Galatasaray 1. Penaltı vuruşu kale arkası kamerasından bir kez daha görüntüye geldi. Beşiktaş tribünlerinin gol sevinci. Sergen. Sergen'in ortası. Mehmet çok güzel vuruyor Hayrettin. Stumpf topu uzaklaştırıyor. Galatasaray Hamza ile köşe vuruşu kullanıyor. Falco ve Gütşov birlikte hareketleniyor. Gütşov'un vuruşu Bako son anda gole izin vermiyor. Görüntüde Gütşov. Bir başka Galatasaray yakını Tugay. Gütşov, Bako ile karşı karşıya vuruşu Kadir son anda gole izin vermiyor. Ve karşılaşmanın ilk yarısı bir birlik beraberlikle sonuçlanıyor. İkinci yarıda her iki takım da golü daha çok düşünüyor. Beşiktaş'ta Ulvi'nin yerine Metin, Galatasaray'da Yusuf'un yerinde Arif var. Beşiktaş hata, Metin'in topuk pası Kadir. Kadir'in ortası, önce Hayrettin sonra Mehmet sonuç yok. Tugay. Tugay'ın pasını hareketlenen Arif ortasını yapıyor, müsait pozisyondan Hakan yararlanamıyor. Hakan bu pozisyondan sonra kısa bir süre sakatlık geçirdi.
Gülçov'un topuk pası Arif. Arif önce küçük Ali'den sıyrılıyor. Ardından Gökhan'dan. Mehmet'in Arif'e yaptığı hareket faul ve Ahmet Çakar karşılaşmada ikinci kez penaltı noktasını gösteriyor. Penaltı pozisyonu bir kez daha görüntüye geldi. Karşılaşmada 63. dakika penaltı vuruşunu Falco kullanıyor. Bako gole izin vermiyor. Ve Rıza topu ceza alanının dışına çıkartıyor. Ve Falco'nun Türkiye'de kaçırdığı ilk penaltı bir kez daha görüntüye geldi. Galatasaray atağı Arif. Falco'nun ara pası hareketlenen Gütçok. Sol ayağının dışıyla uzak direğe vuruşu sonuç yok. Beşiktaş atağı. Rıza'nın ortası. Hayrettin son anda topu kornere yolluyor. Tugay'la uzun çıkıyor Galatasaray. Küçük Ali'nin hatalı geri pası. Bako'nun ters vuruşu. Hakan'ın kafası. Ahmet Çakar'ın kararı out. Ve karşılaşmanın skoru Galatasaray 1, Beşiktaş 1. Karşılaşma sonrasında her iki takımın teknik direktörleri ve bazı futbolcuların görüşlerini aldık. Şu anda bizim yapacağımız Gençlerbirliği'ne karşı elimizden gelince gol atmaya çalışmak. Gol yemeden gol atmaya çalışmak. Valla şu anda avantajlar ortada. Onlar deplasmanda oynuyor, biz de içeride oynuyor. Yani bize göre büyük bir avantaj. Ankara Gücü takımı da sıradan bir takım değil. Şu anda çok formda. İyi bir oyun tutturlarsa Galatasaray'a yenebilirler de, puan alabilirler de. Biz Beşiktaş takımıyız. Yani çok iyi bir takımız. Biz her şeyi başarabiliriz. Niye? Kendi sahamızda avantajımız var. Değerlendirebiliriz yani. İki takım da çok güçlüydü. Yani skor ortada. Beraberlikti zaten hakkı. Nasıl buluyorsun bunu? İyi, fena değil. Artık hafta. Valla gol pozisyonuna biz girdik. En çok yani oyunu biz oynadık daha doğrusu. Gerçi bir bölümde Beşiktaş'ın üstüne vardı ama biz daha çok gol pozisyonuna girdik. Atamadık. Olsun. Ankara Gücü maçında inşallah galip gelip orada şampiyonluk. Sezonun başından bu yana şampiyonluk mücadelesi verdik. Şu anda da bu mücadelemiz sürüyor. Kazanacağımızı umuyordum. Penaltıyı kazandığımız an maçı da kazandık sandım. Ama olmadı. Süper bir oyun oldu. Her iki taraf da kazanabilirdi. Futbolcular stres altındaydı. Birinci yarı diyemeyeceğim ama ikinci yarı oyunu kontrol altına almamız lazımdı. Bunu yapamadık. Bu beraberlik iki takım için de sürpriz olmadı. İki takım da yenilseydi hayal kırıklığı olurdu. Maç öncesi tek farklı galibiyet veya beraberlik umuyordum. Nitekim öyle oldu. Yaptığımız konuşmalarda görüşümüzü...